Çocuk Bahçesi. Yapım Ankara Radyosu. Hamburger. 3. bölüm. Yazan Yasemin Tez, yöneten Murat Atak, yapımcı Ersan Edinç, efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayanlar: anlatan Gülseren Gürtunca, yaşlı adam Ali Hürol, Mustafa Erinç Yener, Ali Berk Özçağatay, Salih Hakan Coşar. Annesinin hazırladığı yemekler yerine hamburger yemek isteyen Ali, babasının karşı çıkması üzerine kardeşi Salih ile birlikte evden kaçmıştır. Sevilmediğine inanmaktadır çünkü. Sokakta bir simitçi çocukla tanışırlar. Mustafa adındaki bu çocuk onlara yardım eder, öğütler verir. Kalacak yerleri olmayan iki kardeş ilk geceyi bir inşaatta geçirir. Ertesi sabah onlara yiyecek getiren Mustafa ile oyuna daldıkları sırada yalnız olmadıklarını anlarlar. Biri daha vardır oralarda. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz burada? Oynuyorduk. Yoldan geçerken çocuk sesleri duydum da merak ettim. Bir bakayım inşaatta kim var dedim. Kızdınız mı bize? Niye kızayım? Oyun oynamak kadar güzel bir şey var mı? Keşke ben de çocuk olsam da sizin gibi oynayabilsem. Ben çocuk olmak istemiyorum. Bir an evvel büyümek istiyorum. Çocukken ben de hemen büyümek isterdim. Aynanın karşısına geçer, acaba büyüyünce nasıl olacağım, kaşım gözüm neye benzeyecek diye düşünürdüm. Büyüdüm de yaşlandım bile. Şimdi de çocukluğumu özlüyorum. Mıstık haklı. Ben de büyümek istiyorum. Büyüyünce her istediğimi yaparım. Kimse bana karışamaz. Şimdi öyle mi? Sen çocuksun onu yapma, sen çocuksun buna karışma. Bizim aklımız yok sanki. Ben de büyümek istiyorum ama çok değil. Abim kadar olayım yeter. Bence büyümek o kadar da güzel bir şey değil. Hiç saklambaç, körebe, bezirgen oynayan büyük gördünüz mü? Büyük olmak sıkıcı. İşe git gel, bulaşık çamaşır yıka. Ben istemem. Büyükler körebe oynayamaz diye bir yasa mı var? Onlar da oynasın. Oyuna kimse karşı değil anlaşılan. Yalnız burada oynamanız tehlikeli olabilir. Dışarı çıkalım isterseniz. Ama biz burada kalıyoruz. Eviniz yok mu sizin? Var. Yok. Kardeş misiniz? Ben kardeşleri değilim. Dün akşam tanıştık. Benim evim var. Hadi hep birlikte benim evime gidelim. Neler olduğunu orada anlatırsınız. Bir tane ekmek almıştım. Birkaç tane daha alalım ve güzel bir kahvaltı yapalım. Ben simit satmaya gideceğim. Gelemem. Bugünkü kazancını ben veririm. Ne kadar kazanıyorsan söyle. Farz et ki bütün simitlerini ben alıyorum. Olmaz. Hakkım olmayan parayı alamam. Her gün simit almak isteyenlere simit satıyorsun. Ben de bugün bana arkadaşlık etmeni istiyorum ama senin zamanın yok. Benim de param var. Sana harçlık vermek istiyorum. Bunda bir kötülük yok. Aslında yani istiyorum. Hadi gidelim öyleyse. Yaşasın, çok eğleneceğiz. Biz gitmiyoruz Salih. Niye? Burası hiç rahat değil. Biraz oturur sonra yine döneriz. Sen her içe karışma.
Ben ne dersem o olacak. Sen de büyükler gibi yapıyorsun şimdi. Hem tanımadığımız kişilerin evine gitmemeliyiz. Burası da tehlikeli. Ya geceleri kötü adamlar gelirse? İkiniz de haklısınız. Beni tanımıyorsunuz. Evime gelmeyebilirsiniz. Ama burada kalmanız da doğru değil. Bu inşaat çocukların yaşayabileceği bir yer değil. Karşınıza gerçekten kötü insanlar çıkabilir. İsterseniz sizi karakola götüreyim. Orada size yardımcı olurlar. Hayır. Karakola gitmeyiz. Israr ederseniz hemen kaçarız. Yok, ısrar etmiyorum. Siz yine de iyice düşünün ama. Dün gece burada kaldık. Hiçbir şey gelmedi başımıza. Biraz üşüdük. Bir de beton çok sertti. Ben biraz düşünmeliyim. Ne güzel bir ev değil mi? Evet, güzel. Salih, benim söylediklerime karışmayacaksın. Kimsemizin olmadığını söyleyeceğim. Sen de bir şey söyleme Mıstık. Bozuşuruz yoksa. Annemiz babamız yok mu diyeceğiz? Var ama bizi istemiyorlar diyelim. Bizi yurda vereceklerdi, biz de kaçtık filan. Ne oldu? Fısır fısır ne konuşuyorsunuz öyle? Yok bir şey. Salih'e yaramazlık yapmamasını söylüyordum. Gördüğüm kadarıyla Salih yaramaz bir çocuk değil. Üstelik çok da zeki. Biz zeki değil miyiz? Siz de akıllısınız tabii. Hadi başlayın artık yemeğe. Nasıl? Sofra güzel görünüyor mu? Hem de çok güzel. Süt yerine çay da olabilirdi. Yüzsüzlük yapmamıştık. Şaka yapıyordum. Süt seversiniz diye düşündüm. Çabuk büyümek istiyorsanız süt çaydan daha faydalıdır. İsterseniz çay da yapabilirim. Süt daha iyi. Sütün içinde kalsiyum varmış. O da ne demek? Kalsiyum işte. Kemiklerimiz için galiba. Büyümek için. Büyümek için çok acele etmeyin çocuklar. Ben güçlü olmak için istiyorum. Evet, güçlü olmak iyidir. Bedenimiz güçlü olursa daha sağlıklı ve zinde yaşarız. Ali dayak atma gücünden söz ediyor. Değil mi Ali? Evet, ama kendimi korumak için. Ben dayak atacak kadar güçlü değilim ama kendimi koruyabiliyorum. Nasıl koruyabiliyorsunuz? Aklımla. Aklımızı kullanırsak dayak atmaya da pek ihtiyaç duymayız. İyice düşünüp doğru kararlar verirsek, karşımızdakini anlamaya çalışırsak, hele bir de sevmeyi öğrenirsek dayağa gerek kalmaz sanıyorum. Gücümüzü başka şekillerde kullanabiliriz. Siz şimdi güçlü olsaydınız neler yapardınız? Biraz daha genç ve güçlü olsaydım sürekli evde oturmak zorunda kalmazdım. Mesela gezerdim, dağlara tırmanırdım. Denizi çok severim. Gider istediğim kadar yüzerdim. Belki de köyüme dönerdim. Orada eski bir evimiz var, onarırdım onu. Ne bileyim, bir yığın yapacak iş bulurdum. İsterseniz biz size yardım ederiz. Evinizi yeniden onarabiliriz hep beraber. Teşekkür ederim. Ama orada yaşamam çok zor. Hastayım. Sürekli doktora gidiyorum. Burada kalmalıyım. Daha önce köyde mi yaşıyordunuz? Ben köyde doğdum. İlkokulu orada bitirdim. Sonra buraya geldik. Okulu seviyor muydunuz? Her çocuk kadar. Köyde yaşamak mı daha güzel yoksa burada mı? İkisinin de güzel tarafları var. Çocukluğum köyde geçtiği için köyü biraz daha seviyorum ya da özlüyorum. Çocukluğunuz çok güzel geçti demek. Evet, çok arkadaşım vardı. İyi anlaşırdık, oyunlar oynardık. Oyuncaklarınız var mıydı? Şimdiki gibi oyuncaklar yoktu. Kendimiz yapardık oyuncaklarımızı. Tek başınıza mı? Nasıl yapıyordunuz? Tabii ki büyüklerimiz yardım ederdi. Onlardan öğrenirdik. Şimdiki oyuncaklar kadar güzel oluyor muydu? Bilmem. Ben seviyordum onları. Şimdikilerden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Olur mu hiç? Şimdi pilli, uzaktan kumandalı arabalar var. Mesela öyle arabalar yapamazsınız ki. Evet, onlar da yapamayız ama ne önemi var? Oyuncak oyuncaktır. Şimdiki oyuncak arabalar da gerçek değil, bizim yaptıklarımız da gerçek değildi. Araba olduklarını hayal edersin ve oynarsın. Evet, ne fark eder? Hatta oyuncak olmadan da oyun oynayabiliriz. Mesela ben evde bazen kendi kendime uçan halı oyununu oynardım. Halının üzerine oturur, her yere giderdim. Bulutların arasından geçer, evlere, ağaçlara bakardım. Bu oyunu daha önce bana hiç söylememiştin. Beğenmezsin, gülersin diye düşündüm. Hiç de gülmezdim. İki kişiyle daha heyecanlı olurdu. Bundan sonra oynarız öyleyse. Bakın, size ne getirdim. İki tane makara ve tel.
Oyuncak araba yapacağım şimdi. Şu teli makaralara saralım. İşte böyle. Şurayı da iyice sıkıştıralım. Nasıl olacağını tahmin ediyorsunuzdur artık. İstersek bu makaraları boyayabiliriz ya da renkli kağıtlarla kaplayabiliriz. İki makaranın arasına kibrit kutusu da koyabiliriz. Evet, yapabiliriz, iyi düşündün. Bu şekilde daha birçok oyuncak uydurabiliriz. Salih'in kendi kendine bulduğu oyun gibi. Kendi çabanızla oluşturduğunuz her oyunun ya da oyuncağın ayrı bir tadı olacaktır. Herkes yapamaz ki. Niye yapamazsın? Hayal kurabilen herkes yapabilir. İstersen sen de yapabilirsin. Belki yapabilirim. Bu kadar oyun yeter Salih. Artık gidelim. Kendimize kalacak bir yer bulmalıyız. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Kimseye yük olmak istemiyoruz. Ben sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Hemen gitmeyin. Oturup bundan sonra neler yapacağımızı konuşuruz. Oturacağınız bir yer bulmaya çalışırız. Çalışmak istiyorsan iş de ararız senin için. Benimle beraber simit satabilirsin. Bir iki gün yanıma gelip işin nasıl yapıldığını öğrenirsin. Paran yoksa simit alamazsın demiştin ya. Onu merak etme, ben sana para veririm. Borç olarak tabii. Kazanınca ödersin. En iyisi bu galiba. Yarın seninle geleceğim Mıstık. Bir başlayalım bakalım. Sabah erkenden kalkmalısın. Saat 7'de dün konuştuğumuz yerde buluşuruz. Ben de gelebilir miyim abi? Sen çalışmak için küçüksün. Okula gideceksin sen. Sen okumayacak mısın? Annemle babam ikimizin Salih, de... Salih! Sana ne demiştim? Sus artık. Çocukla yola çıkarsam. Sen çocuk değil misin Ali? Tabii değilim. Yani Salih'e göre büyüğüm. Salih'e birinin bakması gerekiyor. Bu yüzden çalışmalıyım. Sizin için daha iyi bir seçenek yoksa haklısın. Madem size bakacak bir aileniz yok, belki de akrabalarınızdan yardım alabiliriz. Ya da çocuk yurtlarına başvurabiliriz. Hayır, hayır olmaz. Ben çalışır, Salih'e bakarım. Hiçbir yere gitmeyiz. Sizin için en iyisini düşünmeye çalışıyorum. Bana sorarsanız hiç de kolay bir işe kalkışmıyorsun. Tek başına hem kendine hem de Salih'e bakamazsın. Bizim evde herkes çalışıyor, yine de zor geçiniyoruz. Siz kalabalıksınız. Biz iki kişiyiz. Kardeşime iyi bakabilirim. Sadece simit satmak yetmez. Ev kirası vereceksin, elektrik, su, kışın odun kömür, yeme içme, sonra Salih'in okul masrafları. Hepsini düşünmen lazım. Başka işler de yaparım. Kafamı karıştırdın yine. Durun bakalım. Hemen ümitsizliğe kapılmayın. Ben elimden geldiği kadar size yardım ederim. Yarın senin yanına geleyim. Sonrasında düşünürüz. Yarın yapacak çok işimiz var anlaşılan. Şimdi biraz dinlenin. Dün geceden sonra iyi bir uykuyu hak ettiniz. Evet, ben çok yorgunum. Dün gece doğru dürüst uyuyamadım. Evet, ben de dinlenmek istiyorum. Ben de eve gideyim. Yarın yine gelirim. Yani gelebilir miyim? Tabii. Ne zaman istersen gelebilirsin. Teşekkür ederim. Seninle yarın sabah buluşacağız Ali. Unutma. Unutmam. Güle güle Mıstık. Yasemin Tez'in yazdığı Hamburger adlı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak dileğiyle.